Allah şükür. Gel bakalım. Al bakalım Bilal, öküz parası. Allah razı olsun abi. Öpeyim. Sağ ol baba. Eyvallah. Allah çok şükür. Şükür. Buyur. Beni istetmişsin ha. Bak Bilal, bana olan borcunu biliyorsun. Faiz günü de yaklaştı. Allah şükür. Biliyorsun Hasan ha. Senden aldığım parayla sarı öküzü aldım. Ne olmuş sarı öküzü almışsan? Demem şu ki Hasan ha, bir sarı öküzüm var benim. Ne olmuş sarı öküzün varsa? Çalışarak tarlayı sürerim, mahsulü satarım. Yetmezse ormandan odun taşırım ama öderim. Faizin günü gelince ödemezsen önce sarı öküzünü alırım. Sonra da param için evini. Sonra da faizler hesabına seni boğaz tokluğuna ömür boyu ırgat ederim. Edersin ama sarı öküzüm var. Ben de para veriyorum değil mi? İşinizi görüyorum değil mi? Size yardımcı oluyorum değil mi? Evet. Allah'a şükür. Çok şükür. Sarı öküzüm var. Var. Var ama parası ödenince senin, ödenmedikçe benim. Öde parasını,
Öde faizini, olsun öküz senin. Sabah ne hazırlısınız? Duyan duymayan da ocaklar yıkıldı diyecek. Ocağımız yıkıldı Bilal. Ne yıkılması kız? Top gibi durayım. Ah bitmişiz Bilal. Anamız mı öldü? Ölsün. Biz varık. Ocağımız mı söndü? Sönsün. Biz varık. De kız. Daha kötü ne olabilir ki böyle acı acı hazırlıysın? Sarı öküz öldü Bilal. Ha! Gitti! Etmem o kadar. Abo, ümmeti Muhammed, konu komşu yetişin. Yıkıldı, yıkıldı hocam. Yavrum. Ben de güzel melil melil bakardı. O yaram, oy, bit. Yavrum beni olayım, beni niye bıraktı gitti? Ölmüşüz. Ben de kaçlarım vardı. Dünya bir tanesi. Baba. Canımın içiydi. Onu vur bana koyayım. Ocağımız söndü. Sarı sarı sapsarı. Biz öldük. Bilo öldük biz. Öldük öldük. Böyle olur, böyle can mı olur, nasıl gider? Niye gittin sen? Ne böyle sabahın köründe dövünürsünüz ocağınız yıkılmış gibi? Sarı öküz öldü. Başınız sağ olsun diye. Dostlar sağ olsun abi. Dayanıklı olmanız gerekli. Ölenle ölülmez diye. Allah şükür! Ocağımız söndü muhtar. Sarı öküz öldü muhtar. Faizci Hasan geldi muhtar. Faizin de zamanı geldi muhtar. Acımız büyük. Ama ölenle ölülmez. Dayanmak gerek. Kime? Kime olacak? Kendi kendine. Tamam mı? Bir kere öküz öldüyse yenisi alınır. Neyle? Ne bileyim ben, herhalde bir şeyle, tamam mı? Her yokuşun bir inişi, her inişin bir yokuşu vardır. Tamam mı? Tamam mı ha? Her derdin bir devası vardır. Tamam mı? Hadi, geçmiş olsun. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Dostlar sağ olsun. Sağ ol. Geçmiş olsun kardeş.
Ula Bilo! Muhtar ne güzel konuştu he mi? Allah şükür! Allah'a şükürmüş. Bilal abi! Bilal abi! Ula Bilo! Muhtar ne güzel konuştu he mi? Hiçbir şey anlamadım. Hoş geldin. Hele otur Bilal. Çok üzüldüm, paran yok değil mi? Yok, ben de bilirim. Hasan Ağa'ya borcun çok. Faizi geldi. Hasan Ağa dinlemez, ocağını söndürür. Evini dağıtır, bilersen. Otur. Otur. Öküzün yok, tarlan sürülmedi, mahsulün yok. Bu kadar yoklar olunca ne oturursun bu köyde Bilal? Oturmayayım da nereye gideyim emmi? Ben derim ki gurbete çık. Ben yol bilmem, iz bilmem muhtar emmi. Orada ne derim? Yola ize ne gerek? İstanbul'un taşı toprağı altın derler, git kazan. Hele İstanbul'u hiç görmemişim, duymamışım. Ben orada kaybolurum. Benim orada bir askerlik arkadaşım var, Veysel. Ona sağlık veririm seni. Tutar elinden. Yiğittir, babacandır, namusludur, insanları sever, kötülerin karşısındadır. Seni kötülüklerden korur. Bir iş bulur sana. Meraklanma, tamam mı? Sık dişini, bitir işini. Kimlere bırakıp da gidiyorsun? Kimin var senden başka? Büyük şehirlerde ne var? Burada ne var? Sarı öküz öldü. Faizci Hasan para bekler. Elimiz kolumuz kırıldı. Muhtar dedi ki, İstanbul'un taş toprağı altın. Benim askerlik arkadaşım var, Veysel. Sana iş bulur. Ne duruyorsun? Sıksana. Sıksana dişini. Hı? Hadi. Sık dişini be. Çok yaşa evlat! Asker arkadaşın Veysel'e ver bu mektubu, tamam mı? Bay üstüne muhtar emmi! Hadi eyvallah! Gidip de gelmemek var, gelip de görmemek var! Amanın ne güzel konuştu Bilal, tıpkı şehirli gibi, öyle değil mi? Ayşem sizlere emanet, kalın sağlıcakla! Her ay gönder paramı. 3 ayda bir gönderirim baba. Gönder, gönder, severim seni. Allah şükür. Babam yoktur gelip halımı sorsun, vay 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 vay.
Anam yoktur gelip gözyaşı döksün, vay 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 vay. Kardeş yoktur mezarıma daş diksin, vay 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 vay. Bir çalıdır mezardaşı garibin, gariplerin garibin, 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 garibin. Yolculuk nereye hemşerim? Bu otobüs nereye gidiyorsa oraya. İstanbul'a. İşte ben de oraya giderim. Peki, bu otobüs bize ne gitse oraya gider misin? Eğer taşı toprak altınsa oraya da giderim. Hay be! İşte benim sarı öküz öldü, İstanbul'a gidiyorum sarı öküz parası bulmaya. Sarı öküz ölür mü be? Vallahi bizim sarı öküz öldü. Sen nereden biliyorsun? Geçme lan, sizde sarı öküz ölür mü be? Ballıya ballıya sarı öküz parası vardır icabında. Yahu ben İstanbul'a vallahi onun için geldim. Vay sarı be. Öküz öldü. Vay be deseler cehenneme gider misin? Mangır ne kadar diyeceksin ha? Ah be, sizde ne kadar sarı öküz parası vardır ha? Ben bu gönlümü güldüremedim, taparak sevdim. Abi, vallahi bizim sarı öküz öldü, ben onun için geldim İstanbul'a. Para kazanmaya. Tabii abicim, İstanbul'un her yeri mangır. Deme abi ya. Nasıl demem be anam? İstanbul'un neresine elini atsan altın, taşı toprağı altın. Hangi kapıyı çalsan, hangi dükkana dalsan altın be anam. Abi Allah bilir bu İstanbullular et de yiyorlar be. Et de yerler be yavrum tabii. Vay evlere bak, bu ne yahu? Onlar ev değil oğlum, onlar denizin üstünde gemi gemi. Vay burası Fırat'tan da büyük ha. Tabii İstanbul Boğaz Köprüsü be yavrum burası. İstanbul'a hoş geldin hemşerim. Hadi buyur bakayım. Eksik olmasınlar. Sağ olasın hemşerim. Bir şey değil içerizlerin ha, babası. Bir dakika, şu adresi ben nasıl bulurum abi? Veysel abinin adresi bu icabında. Tanıyorsun mu sen? Ayıpsın, Veysel abimi kim tanımaz ki, onun adresi bu be. Bir dakika bakar mısın şoför kardeş, gel. Buyur. Al şu keriz abimi, Veysel abimin konağına götür. Adres elinde. Sağ ol abi, Allah razı olsun. Allah ne muradın varsa versin. Eyvallah. Allah tuttuğun altın etsin. Eyvallah. Allah gönlüne göre versin. Allah ne muradın varsa versin. Sağ ol. Ya İstanbul'da da ne namuslu adamlar var ya Rabbi. Yolun açık ben olsun olayım. Kerizlerin ağababası. Yahu kardeş, bu Veysel Ağa'nın evi bu kadar uzak mı? Bir haftadır dolaşıyoruz. Adres elinde. He, burada yazıyor adrese bak. Ya kardeşim, hep aynı yerde dönüp dolaşıyoruz bak. Aynı binayı 3 kere gördüm, Allah Allah. Beğenmedinse in arabadan kardeşim. Ne kızıyorsun, bir şey mi dedik yani? Aynı yerde dönüşüp dolaşıyoruz dedik. Ne var yani? Bak, yine geçtik orayı. Yahu kardeşim, biz sahtekar mıyız? Biz şoförüz, İstanbul'u senden iyi biliriz. Ne kızıyorsun? İn ulan arabadan! İnerik, ne olmuş? İyi ki bir arabam var, kıyar! Sökül ulan paraları! Kaç para? 3000 lira! 3000? Bırak cüzdan ulan numarayı! Vallahi komiserim, o kadar yol geldik, paramı bile vermedi! Nereden aldın onu? Şeyden komiserim, hani oradan getirdim ya, işte paramı verdim! Söyle, nereden aldın? Topkapı garajından! Nereden geliyorsun? Fötürge'den. Demek Fötürge'den gelip Topkapı garajına indin ha? Vallahi ben bir garajda indim ama komiser bey, Topkapı mı, tüfek sapı mı onu ben bilmiyorum. Oğlum burası Topkapı zaten. Sen utanmıyor musun be? Vatandaşı aldatmaya, dolandırmaya. Peki cüzdanın ne oldu? Vallahi hiç anlamadım komiser bey. Yolda biri arkadaş oldu. O da beni bu arkadaşla tanıştırdı. Ben de ayıp olmasın diye sarıldım öptüm. O da bana keriz dedi. Allah razı olsun, beni büyüttü. Cüzdanın da uçtu gitti. Öyle mi oldu? Kimdi bunu çarpan?
Çakal Rıza abicim. Ha, demek öyle. Buyurun başkomiserim. Gidip Çakal Rıza'yı garajdan bulun, buraya getirin. Hadi. Baş üstüne. Bir dakika. Bunu da alın götürün. İşlemlerini yapın. Baş üstüne başkomiserim. Yürü. Buyurun oturun. Hadi otur. Otur otur hadi. Ayıp olur. Lan ne ayıp olacak, otur hadi. Madem ısrar edilsin oturayım. Adın ne senin? Bilal. Ama Bilo da derler. Bak Bilal. Burası İstanbul. Milyonlarca insan var burada. Binlerce gelip giderler. Temiz insanlardır. Konukseverdir. İyiliğin altında kalmayı sevmezler. Ama şunu da unutma. Türlü kişiler de vardır. Sütsüzü de vardır, temiz süt emmişi de. Beş parmak bir mi evladım? Ha, olur mu kurban olayım? Bak, uzun barnak, orta barnak, küçük barnak, abu da baş barnak, gördün? Bak Bilal, her gördüğün sakallıya babam demeyeceksin, sarılıp öpmeyeceksin, tamam mı? Al şimdi bakalım şunu. Öpem komiserim, eyvallah. İnşallah bu büyük şehrin çamuru seni bozmaz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kimi aradın hemşerim? Veysel ağayı. Ne yapacaksın Veysel ağayı? Ne yapılır ki? Ulan ne yapacaksın Veysel ağayı? Sana ne? Bırak ulan tatavayı. Tavadan bana ne? Ne yapacaksın diyorum, söyle. Ne kızıyorsun baba? Şakir ağadan mektup getirdim. Benim şeyim olur o. Hemşeri. Bu Veysel Ağa'nın da askerden... Bunu gönderen mi? ...şeysi oluyor, teyzesinin şeyi. Ha. Otur şöyle. Benim de hemşerim olur ha. Herife bak, Şakir Ağa benim hemşerim olur, o da onun asker arkadaşı, beni dinlemiyor. Niye dinlesin? Keriz mi o? Yok, en büyük keriz benim. Kerizliği kimseye bırakmam. Buyur öyleyse Keriz Bey, bir çay iç. Sağ ol, Allah razı olsun ya. Çok teşekkür ederim. Valla en büyük keriz benim ha. Kim o? Ağam, sizi arıyor biri. Asker arkadaşınızın hemşerisiymiş. Sırası mı ulan şimdi? Tanımıyormuş senin muhtar hemşerini Veysel'e. Al şu mektubu, hadi gazla bakayım, yürü! Baba, ben bu koşa şehirden nereye gideyim şimdi, ne yapayım? Ulan bela mısın sen, yürü dedim sana, yürüme! Allah Allah! Yahu 1000 lira da taksiye verdim, cebimde param kalmadı, nerede kalayım adamın ben? Adamın başını belaya sokma, yürü ulan, yürü! Dert bu lan bana, he, dert mi? Allah'ım. Ben şimdi Veysel Hayat... Yoo, bir yere gidemezsin, doğru yola! Hadi bakalım! Yürü bakalım, hadi! Nerede beni arayan? Savdık gitti. Ne sersem adamlarsınız, niçin gelmiş, niye gelmiş, sormak yok mu? Salağın biri, neyini soralım ki? Salak mı? Hem de sırılsıklam. Kim göndermiş? Şakir makir dedi, muhtar falan dedi. Asker arkadaşıyım dedi, böyle bir şeyler söyledi. Şakir mi? Hı. Güzel, gidin bulun getirin, hadi bakayım. Salak ha. Demek salak. Benim yavrum hastalanmış, kuru yerde yata yata. Celal oy oy, yavrum oy oy. Benim yavrum hastalanmış, kuru yerde. Hemşerim! Arkadaş! Buyur! Veysel Ağa seni istiyor. Ne? Seni istiyor. Hadi in!
Bir yanlışlık olmasın. Yok canım, yürü. Yürü. Koçum benim. Hoş gelmişsin benim asker arkadaşımın hemşerisi. Aslanım benim. Gel, gel, gel. Gel hadi gel, gel. Çok şükür cüzdan yerinde. Ne cüzdanı? Abi buraya geldim, birine sarıldım, cüzdan gitti. Ama korkma, senin sakalın yok. Yengemiz değil mi? Yani karıştırma, selam ver. Selamünaleyküm yenge, ne var ne yok? Halkeyim nasıl? İyi. Abi kusura bakma, hediye mediye bir şey getiremedik. Benim de sarı öküz öldü, kalktım buraya çalışmaya geldim. Artık ocağına düştüm, kurban olayım. Kız Ayşe, Ayşe kız! Geldim. Ne oldu, döndü abla? Müjdemi isterim, Bilal'den mektup geldi. Aç kız mektubu, aç bakalım ne yazıyor Bilal. Canımdan çok sevdiğim, gözümden kıskandığım Ayşem. Döndü abla. Bana canımdan çok sevdiğim Ayşem diyor. Oku kız oku, bakalım başka neler yazmış. Sağ salim İstanbul'a geldim. Geldim ama şaştım. Kocaman kocaman evler... Kocaman kocaman evler suların üzerinde yüzüyor. Seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. Art art kaşınmanı bile bilom. Oku kız oku, insanı meraktan çatlatıyorsun. Okuyorum ya abla. Tövbe tövbe. Topkapı mı desem, tüfek sapı mı desem... İşte o yerin karakol komiseri beni çok sevdi. Bilal, başın derde girerse gel dedi. Hep ben ona uğrarım. Hatırı kalmasın kız. Komiser bey, bizim memleketli bir köfteciyi tavsiye etti bana. Her gün ona uğrarım. Yarenlik ederiz, karnımı doyururum. Köfteci Nuri, bizim Malatya'nın hükümet konağının arkasında otururmuş. Hoş, ben hükümet konağı nerede bilmem. Ama ne de olsa hemşerimiz be. Kırılmasın fukara. Vallahi Ayşem, seni çok özlemişem. Ben de bilom, ben de çok özlemişem seni. Kesme de kız oku şunu. Burnumda tütüyorsun. Benim de bilom, benim de. Sahte dolar ve sahte parayla bu esrar dağıtımı çok ustalıkla yapılıyor. Ve gelen parti mal gayet rahat eritiliyor. Bu işi yapan şebekeden en ufak bir iz bile yok. Şimdi İstanbul kazan siz kepçe her yere gireceksiniz. En ufak ipucunu değerlendireceksiniz. Gözünüzü dört açın, toplumun başına bela olan gençlerimizi zehirleyen bu şebeke mutlaka ele geçecek. Bu sahtekarlar adaletin elinden kurtulmamalı. Selam aleyküm. Aleykümselam. Tamam mı? Teslim ettin mi çantayı? Ne olacak? Ver bana çantayı. Al bu çantayı, doğru Kasımpaşa kahvesine veliye. Yüz kağıdımı ver bakayım. Al 100 lira da. Onu da, onu da. O da yol paran. Gözünü dört aç ha! Ne la, alt üstü bir çanta, ona da göz kulak olamayacak mıyız yani, ha? Selam Nuri baba. Hoş gelmişsin Bilal. İşlerin nasıl? İyidir baba ya. Allah iyilik versin. İşte ne olacak? Gitti çanta, geldi çanta. Ne var o çantada?
Vallahi bilmiyorum, işte merak etmedim. Ne de olsa emanet. Emanete hıyanet olmaz. Hem bana ne? Senin köfteni hazırlayayım. Haydi simit, sıcak sıcak, yeni geldi bunlar. Simitler taze simit. Bilal'i iyi bulduk. Kimse şüphe etmez ondan. Hı-hı. Ama biz gene tedbiri elden bırakmayalım. Sen Hasan, uzaktan izle, başımıza iş almayalım. Hadi. Baş üstüne. Malı Zula'ya koysunlar, ben geliyorum. Çay mı? Geldi çaylar abiciğim. Eyvallah. Çaya simit, çaya simit. Taze simitler geldi. Çaya simit. Çaya simit. Geldin mi? Değiştir, değiştir. Ben bakmıyorum. Hiç görmedim. Hayret, bu çanta... Simitler taze, taze simitler, olur. Taze taze. Çaya simit geldi, çaya simit geldi. Taze simitler geldi. Evet, benim. Söyle Şevket. Galiba bir ipucu buldum başkomiserim. Bir çanta değiştiriyorlar. Gizlice çanta değiştiriyorlar. Velinin kahvesinde. Evet komiserim. Anladım. Sen uyandırmadan izle. Öğrenmeye çalış ne var o çantada. Gözünü dırdaç göreyim seni. Ben de şimdi bildiririm. Oldu, güle güle. Akşamın bunlar. Sayın amirim, ben Bekir. Şevket telefon etti. Baş üstüne. Sizinle irtibat kursun. Emredersiniz. Tabii, tabii efendim. Evet, seni temizlik işlerine aldık. Sağ olun. Bilal diye bir adam kalır bende. Hı hı. Asıl işin onun ağzını aramak olacak. Nasıl? Hoş görüneceksin. Cilve yapacaksın. Asıl maksadını öğreneceksin. Hı hı. Gerçekten salak mı? Yoksa rakiplerimiz tarafından gönderilmiş bir ajan mı? Hadi bakayım, göreyim seni. Yanlış odaya geldim galiba. Yok, senin odan. Ben ütü yapıyordum. O zaman ben çıkayım, siz şey yapın. Yok yok, işim bitti. Sen yorulmuşsundur. Otur hele, bir çay getireyim. Zahmet olmasın. Ne zahmeti, çay hazır zaten. Bir kişi değil, 8, 10, 9, 21, 25, 28, 36... Bu telaşın ne böyle? Bir şey arıyordum. Aradığın ne ki? Belki ben bulup bir yere koymuşumdur. Buldum, ben buldum. Başka bir diyeceğin yoksa ben gideyim. Sağ ol bacı. Thank you.
yaparsın Nur abi? Gene çanta değil mi? Ne yaparsın abi, ekmek parası. Bugün nereye gidiyorsun? Büyükçekmece'ye. Büyükçekmece mi? Oho! Anca gidersin. He. Eyvallah. Öğleye köfteni hazırlıyorum Bilal. Gelirim gelmesin ama bu sefer parayla yerim. Olur olur hemşerim. Anlaştık. Polis işi sıkı tutuyor. Siz biraz yok olun. Görünmeyin orta yerde. Sen malı al, buraya zula et. Dağıtmayı sonra düşünürüz. Ne haber? Bir köfteciye uğradı. Niçin? Hemşerisi, karnını orada doyuruyor. Şifreli mifreli konuştular mı? Yok be ağam, öğle yemeğini ayarladı tükrük köftecisinde. Ondan kimse şüphe etmez. İşe biraz ara verelim. Alın Bilal'i, sazları, pavyonları gezdirin. Felekten bir gün çalsın. İyi olur ağam. Hem de işe ara veririz. Bu gece o malı alın, yarın gece eğlenirsiniz. Oldu ağam. Tabii oldu ya. Oh! İnsanlar çüt yaratılmış derler, inanmazdım. Niye o? Benim bir küfteci Nuri abim var, tıpkısısın. Tıpkısı değil, kendisiyim. Benim ben. Nuri abi sen misin? Tabii ya, ne zannettin, benim. Beyoğlu'ndaydın. Buraya geldim. Fena mı ettin buraya gelmekle? Şimdi o Nuri abi sen misin? Tabii ya, ne zannettin? Kafam karıştı. Şimdi... Akşamın simitleri bunlar, akşamın! Niye geldin? Amma ettin! Hemşerimi aç mı bırakacağım? Bari parayla yiyeyim. Olmaz. Arkadaşım, yardım edelim mi? Sağ olun. Pompa mı arızalandı galiba? Pompa getir, arkada. Ne haber? Bildiğin gibi, uğraşıyoruz işte. Kimse şüphelenmedi değil mi? Yok. Bak abi işte. Lastik. İyi. Adamın başına dert açar. Uğraş. Tamam. Mal kamyonun altında. Rasim Bey ay sonunda burada olacak. Büyük parti mal onunla. Tamam. Hadi gidiyoruz. Küçük yaşta gurbet elde gezerdi. Bugün işe çıkmamışsın. Biraz dinlensin dedi Veysel abi. Sanki çok yoruluyorum. Biraz dinlensen ne olur? Bir de yarın gece eğlensin demiş. Fena mı? Yola iyi de değil. Neden iyi değil? Eğlenirsin. Kadınlar, kızlar, felekten bir gece çalarsın. Evinden, karından uzaksın zaten. Yok. Ben böyle şey bilmem.
Ayşem köyde tek başına. Bensiz, sarı öküzsüz. Üstelik borçluyken ben nasıl eğlenirim? Nasıl başkasına bakarım? Nasıl felekten bir gece çalarım? Ayşem bana umut bağlanmışken bunları nasıl yaparım? Ona nasıl ihanet ederim? Sevgisine, inanmışlığına nasıl hainlik ederim onu? Son partiyi dağıttık mı Avrupa'ya gideriz. Gezeriz, tozarız. Canım. Aman efendim, hoş gelmişsiniz. Telefon ettiniz, beklettiniz bizi. Canım benim. Nasılsın güzelim? Hadi canım, seç gönlünün güzelini. Yavrum. Hadi. Nereye gidiyorsun? Nereye be? Erkek değil misin sen ha? Ne mahcup adam. Hayatım! Ana, erkeklik bile mi belli oluyor? Ben de varım, ben de! Öyleyse buyurun. Tabii. Hepsini yolla yukarı bakayım. Hadi! Hadi kızlar, yukarı! Durun! Teker teker gelin oğlum! Delikanlı olun birazdan! Hadi! Yarım saat sonra hepsinin işi tamam. Hadi. Hadi yukarı. Buyurun. Polis, başkomiser. Burası namuslu bir. Çocuklar, gelin şöyle. Ay, iletsin üzerine. Hadi kaçalım. Kızlar. Ay, nasıl olduk? Ne yapacağız? Neredesiniz kızlar? Ya ben yarım saattir yukarıda boşuna mı bekliyorum? Nerede sizin o ananız olacak zilli karı? Gösterin bakayım bana şunu. Abu. Götürün hepsini. Ayşe! Ayşe kız! Buyur, döndü abla! Al! Al da gözyaşı döktüğün Bilal'ini gör! Ne olmuş kız? Hani nerede? Ver, ver bakayım! Abo! Bilo'ya bak, şehirli karıları! Ana! Boyun devrile Bilo! Aa, bak, bak! Bilo! Ah, Bilo bana bunu mu yapacaktın, Bilo? Ah, Bilo! Yetişin komşular! Ben yandım komşulara! Arabaların altında kal emeğerim! Ah, boyun devrile Bilo! Bilo yaktın beni, yaktın! Ah, bakın! Bilo'ya bakın, Bilo'ya! Bilo'ya bakın, beni rezil etti hele güne! Niçin gözyaşı döküp kendini telef ediyorsun? Yandım, yandım! Muhterem mi? Muhterem mi, al bak! Oku bak! Bel bağladığım Bilo ne halde? Beni rezil etti hele güne karşı! Niye gülersiniz? Benim yüreğim yanarken.
Nasıl gülmem kız Ayşe? Ayşe'yi rezil etmiş demiyorsunuz ama. Artık beklemem onu. Ne yapacaksın yani, boşanacak mısın? Ne boşanması be muhterem mi? İstanbul'a gidip bulacağım onu. Hesabını soracağım bu yaptıklarının. Onu mahvedeceğim. Ne oluyor Bilal? Gazetelerde resmin çıkmış ha? Meşhur olmuşsun seni kerata. Ne meşhurlu abi ya? Rezil olduk. Aa, olur böyle şeyler. İşler nasıl? Ne olsun abi? Gitti çanta, geldi çanta. Sen işine devam et Bilal. Rezilliğe gelince bu şöhretin çok işine yarar. Aman abi ya. Aman. Ana! Ha? Ne kaybettin? Abi, çantam kayboldu. Çanta mı? Oradaki çanta değil mi? Abi, bu çanta bu taraftaydı. Bu tarafa nasıl geçti? Düşündüğün şeye bak. Sen sıkıntıdan ne yaptığını biliyor musun ki? Abi, tamam çanta mantı ama kaybolsa emanet daha. Gel bir çay iç Bilal. Bir dakika gel. Ben mi? Bir şey söyleyeceğim, gizli, sırlı kapaklı. Allah Allah. Gel. Ne var? Bakırlar. Davar gibi bakırlar. Söyle. Abi, bu çanta var ya. Yolda elimden düştü, açıldı. İçinde ne vardı? Bu vardı. Bu nedir biliyor musun? Vallahi bilmiyorum. Paraya benziyor ama değil herhalde. Çantanın içindekilerin hepsi tamam mı? Hepsini topladım. Bir tane düşmüştü, onu da buldum. Bizde emanete hıyanet olmaz abi. Şifre mifre? O kim? Köfte möfte? Yo, ben köfte yemem abi. Köfteci Nur abimi nereden tanısın? Hasan! Buyurun. Al şu çantayı götür. Hadi hadi. Hadi hadi. Bak ne diyeceğim. Sen zaten benim çok güvendiğim bir kişisin. Ben kerizim zaten. Ne gülüsün? Keriz kime denir? Senin gibisine. Rezil oldum Bilal. Köyüne nasıl dönersin? Nasıl bakarsın yüzlerine? Ayşe'ye ne dersin? Ah sarı öküz ah! Ölmenin sırası mıydı? Simitler sıcak sıcak!
El yakıyor simitler! Ayaklarıma kara su indi be. Nerede bu ev? Of of. Aa! 12 numara. Nerede Bilal denilen o adam? O rezil nerede? Kimi aradın bacım? Bilo'yu ararım. Benim kocam. Aa, sen Bilal'in karısı mısın? Sen Bilal'in karısı mısın? He, karısıyım. Sen de muhtar Şakir'in asker arkadaşı Veysel Ağa'sın galiba. Evet, evet kızım. Ben de o aradığın adamım. Hoş geldin, sefa geldin. Hadi durmayın, konuğumuz var. Hazırlık yapın. Ağırlayın konuğumuzu. Buyurun. Hemen bu kızı buradan götürelim. Bilal gelmeden. Kimse de bir şey söylemesin. Hadi siz gidin. Çamlıca'daki evi hazırlayın. Ben Sıdıka yengenize Bilal'in avradını alır gelirim. Hadi. Abi ben nerede, sen orada? Allah aşkına beni mi takip ediyorsun? Ya neyini takip edeyim senin Bilal? Ekmek parası ne yaparsın? İstanbul kazan, ben kepçe, çoluk çocuk evde ekmek bekler. Kolay mı ekmek götürmek? Haklısın. Çantanı verdin mi yerine? He, verdim. Abi yarın da Emirgan'dayız ha. İstersen oraya da gel. Ha, bir dakika baksana abi. Bu ne parası? Nereden buldun? Çanta açıldı, bu içinden çıktı. İyi. Sen de kalsın. Ha. Kimseye bir şey söyleme. Başın derde girmesin. Ha. Ha, duvar. Bilal orada mı Veysel Ağa? Bilal oraya gelecek. İstanbul'a gelmişsin. Kocanla barıştıracağız seni. Dünyada barışmam vallahi. Beni dünya aleme rezil eden adamla katiyen barışmam. Öyle deme kız. Ne de olsa kocan. İlk göz ağrın değil mi? Hem de nasıl abla. Olmaz olsaydı kör olası. Geçer geçer. Görünce Bilal'i unutursun her şeyi. İnşallah. Bilal? He, Hatice kız, evde kimse yok mu? Bugün seni bir kadın aradı. Nasıl bir kadın? Uzun boyluca. Uzun boylu mu? Bal gözlü. Ayşe bu. Nereye kaçmalı acaba? Ne yapmalı, nereye tüyleri yarabbim? Nereye kaçacaksın ki, zaten burada yok. Burada yok mu? Yok mu? Hayal mi yoksa kız anlattıkların? Hayal değil. Veysel Ağa aldı gitti. Nereye gittiler acaba? Ne bileyim, gittiler işte. Bunda bir bit yeniği var. Var gibi geldi bana. Bir bit yeniği var. Var ama ne boyda. Dur. Buldum. Ben şimdi Nuri abime giderim. Bana bak. Kimseye söyleme, tamam mı? Tamam. Kimseye konuşma. Hatice. Beni ne gördün, ne duydun, ne konuştun. Duvar ha. Tamam mı? Tamam. Baksana! Körsün saharsın, anladın mı? Ayı! Buyur. Bilo nerede? Gelecek kızım. Sen otur bakayım şöyle. Otur. Heh. Rahatına bak sen. Rahatına bak. Ayşe gelmiş köyden. Veysel Ağa alıp gitmiş. Telaşa ne hacet Bilal. Belki gezmeye götürmüştür. Doğru ama sarı öküz gitti. Faizci de borç kaldı.
Bir daha işe giderse ben ne halt ederim? Sen işine devam etmelisin. Sarı öküzü nasıl olsa alırsın. Yarın nereye gidiyorsun? Galiba patron gelecekmiş de onu karşılamaya gideceğiz büyük çekmeceye. Benim de o zaman işim bitiyor. Ne zaman? Öbür gün sabah 10'da büyük çekmecede. Veysel ağam nerede? Belli ki Bilal'i almaya gitti. Ay, onları bekleyeydik, beraber yemek yerdik. Belki geç kalırız dedi. Veysel ağa, siz yemeğinizi yiyebilirsiniz dedi. Bilal'im yemek yedi mi acaba? Bak Bilal, sen buraya bir sarı öküz parası kazanabilmek için geldin değil mi? Karın Ayşe konuğumuz, çok sinirliydi. Senin ayağına ayak bağı olmaması için kardeşimin evine götürdük. Ayşem nasıl? Çok sinirliydi. Gazetedeki resmine çok kızmış. Sen şimdi çiçek al gel. O niye o? Kadın kısmı tatlı dili ser. Bir demet gül ister. Güler yüz ister. Bak Ayşe. Bilal gazetelerde çıktı diye. Ona kızmak niye? Niye kızmayayım ki? Ben onu beklerken, gözlerim yollardayken o kadınlarla eğlensin. Bak Ayşe. Her erkek aynıdır. Bilo'ya kızma. O şehre geldi. Sen de şehre uy. Ne yapayım ki? Şehirli ol. Allah göstermesin abla. Bilo keser beni vallahi. Bir şey yapamaz. Neden kadınlara gitti? Neden gazetelere basıldı ha? Söyle. Dinle beni kız, dinle. Kuaföre git. Saçlarını yaptır. Şehirli gibi ol. Bak o zaman... Bilo avucunun içinde. Ana! Ayşe'ye kızmayacaksın. Nasıl kızarım ağam? Rezil olan benim. Güzel güzel, tatlı tatlı sözler bul. Baklava maklava gibi. Dur bakayım oğlum, dur. Hadi in aşağıya bir buket çiçek al gel. Çiçeği ne yapacaksın? Allah Allah, in dedim sana oğlum, in al gel. Gel gel, buyur şöyle. Abo, ne biçim ev böyle ya? Zerif konağın olduğunu söyleme. Yenge. Bu ne incelik Bilal? Ne oldu ki? Bana çiçek getirmişsin. Yok yenge, sana de bu çiçeği Ayşe'ye getirdim. Vay kafir. Sen de bu işi öğrendin. Yok ben değil, Veysel abim. İşte kafir, kafir bu. Merhaba kafir abi. Bak abi bu incelikmiş. Hadi biz gidelim. Baş başa kalsınlar. Dur Ayşe nerede? Nerede olacak oğlum? İşte o kapının ardında seni bekliyor. Hadi. Bu kapının ardında mı? Ayşe, sen misin? Sen değilsin. Gelsene lan! Ne olmuşsun kız? Ne olmuşum ki? Acayip, alafranga, gavur bir şey olmuşsun. Beğenemedin mi? Neyini beğeneyim? Sıdıka yengem dedi ki böyle olursan Bilal şehirli kızlara bakmaz dedi. Baktın mı ki? Bu gazetedeki kadınların odasına girersin ama ha? Girmem. Ben harama katiyen tutkur çözmem. Ne? Ne? Bunlar etrafındakiler kadın değil mi? Bunlar kadın mı ki be? Ya ne? Ne bileyim işte öyle bir kadın. Karı. Ben seni köyde dört gözle bekliyorum. Sen gel kadınlarla oyna. Sonra da Ayşem nerede de? Bak Ayşe. Ben Ayşem'i isterim. Benim olsun isterim. Veysel abi bu çiçekleri al götür Ayşe'ye ver dedi. Eğer bir gün köye yolun düşerse al bu çiçekleri Ayşem'e, benim Ayşem'e ver. Bilo! Ah.
Yüzdük, yüzdük, kuyruğuna geldik. Şimdi hepinizden dikkatli olmanızı istiyorum. Nihayet operasyon yapılacak. Başkomiser de orada olacak. Dikkat edin, Bilal'e ve karısına hiçbir zarar gelmesin. Sen bir numaralı yerde olacaksınız. Sen iki numarada, sen üç numarada. Peki. Nereye gidiyoruz? Bilal seni Veysel Ağa'nın evinde bekliyor Ayşe. Ayşe, özlemedin mi? Şehirli gibi olmuş kafir. Bir elime geçmez mi? Üzülme, gidelim. Kolay gelsin Nuri baba. Oo. Senin ne işin var burada? İşte burası yazlık evlat. Yazlık, tezgah kurduk. Peki senin ne işin var burada? Biz de patronu karşılayacağız baba, o gelmiş. Ayşe de gelecek. Buraya mı? Bizim de işimiz bitiyor zaten. Ne işi? İşte bir iş olsaydı biraz çalışırdım baba. Öküz parası kazanmak için ama. Boşver evlat, boşver. Her şey düzelir. Bilal! Efendim? Bizim patron, geliyorum. Buyur patron, eğer köfte müfte lazımsa abimden alak ha. Çok güzel köftesi var ha. Vallahi çok güzel köfte var. Alak. Gel bakalım. Ayşe! Bak işte tam benim Ayşem oldun. Ayşe! İşimiz bitti. Olsun. Sarı öküzün parasını da ödeyemedik. Ne kazanıp ne yiyeceğiz? Olsun. Bir köye dönelim de Bilo. Ne olursa olsun. Köyü çok mu özledin kız? Aslında ben de özledim, ben de. Merhaba. Merhaba. Mallar hazır mı? Paran tamamsa mallar hazır. Bu son işimiz zaten. Evet, son işimiz. Bir ay ortada görünmeyelim. Benim param da hazır. Operasyona hazırız amirim, emrinizi bekliyoruz. Nuri abi! O ne öyle ya, ne kadar eli sıkı adamsın sen ya! Bak şurada şu kadar adam var, bir porsiyon köfte getirmişsin. Bak bin kişi var, görmüyor musun Ayşe de? Vallahi çok ayıp oluyor ha! Kanun namına teslim olun. Nuri abi! Ne o elindeki tabancalar ile ya? Sen köfteci değil misin? Ne çabuk eşkıya oldun?
Sen polissin demek. Yok abi, ben çantacıydım. Çanta taşırdım ben. Hadi bakalım, vedalaşın. Gel. Köfte möfte. Şifre mifre. O ne? Sen kerizdin değil mi? Hem de ağa babasıyım. Keriz sen değilsin, benim ben. Nuri abi, el kerizliği aldı. Bırak onda kalsın. Ben ne olacağım? Bırak canım, onda kalsın. Ben ne olacağım? İşsiz mi kalayım ben? Kerizliğin sayesinde 100 lira para kazanıyordum. Allah Allah. Ayşe kız, İstanbul'a geldim geleli kerizliği büyük bir şey sandım. Kerizliği hiç kimseye bırakmadım. Kendimi baş keriz ilan ettim. Halbuki kerizlik aptallıkmış, salaklıkmış, enayilikmiş. Bilememişim. Şimdi köye 5 parasız dönüyorum. Sırf kerizliğim sayesindedir ha. Sırf benim bu hıyarlığım sayesindedir. Olsun. Köyümüze dönelim de. Faiz yasanın borcunu neyle ödeyeceğiz? İkimiz de koşuluruz pulla, öderiz öküzün borcunu. Tabii canım. Ben eşek olduktan sonra semer vuran bol olur. Ha burada, ha köyde ne fark eder? Ha. Durun bakalım. Anne. Nuri abi, bizim kabahatimiz neydi de bu bilekçeleri taktırdın? Hayat boyu ayrılmayayım diye. Mutlu olun diye bağladım sizi. Bu da bizim hediyemiz Bilal. Sağ olun. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ olun. Sağ olun. Biz emniyet mensupları olarak bu başarınızdan dolayı size bu sarı ineği ödül olarak vermeyi uygun bulduk. Kabul ediniz, sevindirirsiniz bizi. İşte ödülünüz. Bizim mi? Bizim mi? Bu sarı öküz değil, inek. Kadın bizim mi? Sarı inek. Hayalim benim. Kızım. Sarı inek, anam benim. Ay canım kızım. Bu sarı. Şimdi bu bizim mi? Sağ olun. Gel kızım. Gel kızım. Gel canım. Gel kızım.